Son yıllarda Afrika ve Güney Amerika arasındaki bölgede görülen manyetik alandaki zayıflık, her geçen gün artmaya devam ediyor. Öyle ki Avrupa Uzay Ajansı, bölgeden geçen uzay araçlarına uyarı göndermeye başladı. Afrika ve Güney Amerika arasında son zamanlarda gerçekleşen bir anormallik, günümüzde giderek daha hissedilir bir hal aldı. Son yıllarda bahsi geçen bölgede, dünyanın manyetik alanının zayıfladığı görülürken, bu olayın ardındaki neden hala açıklanamayan olaylar arasında, yer almaya devam ediyor. Afrika ve Güney Amerika arasında gücü azalan manyetik alan, son zamanlarda uydulara ve uzay araçlarına da, problemler yaşatmaya başladı. Bölgedeki gizemli olayı araştıran araştırmacılar, konu hakkında bir cevap veremezken anormallik, her geçen gün artmaya devam ediyor. Öyle ki Avrupa Uzay Ajansı, bölgeden geçen uzay araçlarına, teknik aksaklık yaşayabilecekleri konusunda uyarı gönderiyor. Artık uzaydaki araçlarımıza ve uydularımıza da etki etmeye başlayan anormallik, Avrupa Uzay Ajansı'nın dünyanın manyetik alanını inceleyen uydusu Swarm tarafından gözlemleniyor. Swarm'ın elde ettiği verilere göre bu bölgedeki manyetik alanın gücü, 1970 ve 2020 arasında %8'den daha fazla azaldı. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden Jürgen Metzka, bölgede görülen bu anormalliğin son 10 yıl içinde görülmeye başlandığını ve giderek şiddetini artırdığını söyledi. Jürgen, şu anda amaçlarının dünyanın çekirdeğinde manyetik alan değişikliğine neden olacak şeyleri bulmak olduğunu da ekledi. ESA'ya göre bu olayın nedenlerinden biri, dünyanın manyetik alanının yakın zamanda tam tersine döneceği olabilir. Dünyanın manyetik alanı, yaşamı boyunca birkaç kez tersine döndü. Yani bundan yüz binlerce yıl önce Güney Kutbu ve Kuzey Kutbu tamamen zıt yerlerdeydi. Dünyanın manyetik alanı, günümüzde bizi koruyan ve günlük işlerimizi halletmemizi sağlayan temel taşlardan biri ancak manyetik alanda yaşanan bir terslik, gezegenimizdeki yaşama da tehlike saçabilir. Dünyanın manyetik alanlarının yer değiştirme süreci, yapılan hesaplamalara göre on binlerce yıl alabiliyor. Dünyayı kozmik radyasyon ve güneşten gelen parçacıklardan koruduğu için, büyük öneme sahip manyetik alanın hızla zayıflıyor. Güney Atlantik Anomalisi olarak adlandırılan, Afrika ve Güney Amerika arasında, manyetik yoğunluğun azaldığı geniş bir bölge gözlemlendi ve sadece 5 yıl içinde ikinci bir zayıf bölge oluştu. Manyetik alanın sürekli azalması, manyetik kutupların yer değiştireceğinin işareti olabileceğini ifade ediliyor. Dünyada manyetik kutup değişimi birkaç yüzyıl boyunca yavaş yavaş yaşanabileceğini belirten bilim insanları bunun gerçekleşmesi durumunda bir süreliğine dünyada pek çok noktada birden fazla sayıda kuzey ve güney manyetik kutup noktaları olacağını ifade ediyor. Bunun şimdilik dünyadaki canlılar için ciddi bir sorun olmadığını belirten uzmanlar, bu durumdan en çok etkilenenin uzay sektöründe çalışanlar olduğunu ve zayıflayan manyetik alanların, iletişimde büyük önem taşıyan uyduları bozmaya başlayabileceğini açıkladı. Manyetik alan daha da fazla zayıflarsa kozmik radyasyon partikülleri gezegenin savunma mekanizmasını geçip daha alçak yörüngede yer alan GPS-10 iletişime ve yayıncılığa pek çok alanda ve günlük hayatımızı etkileyen uyduları bozmaya başlayabilir. Dünyanın manyetik alanı, diğer adıyla jeomanyetik alan, dünyadan uzaya doğru uzanan manyetik alandır. Dünyadan çıkan manyetik alan, güneşten gelen yüklü parçacıklardan oluşan güneş rüzgarlarıyla buluşur. Manyetik alanın büyüklüğü, dünya yüzeyinde 25 ve 65 mikrotesla arasıdır kabaca bakarsak, bu alan, dünyanın dönüş eksenini baz alarak, yaklaşık 10 derece kaymış bir manyetik dipoldur. Diğer bir deyişle, düz bir dikdörtgen mıknatısın, yine aynı açıyla dünyanın merkezine konması gibidir.